Herkese merhaba ben Milliva. Bugün RGB sevenler için güzel bir ürün var elimde. Redragon K617 SE Fizz RGB Translucent. Şeffaf, mekanik bir klavye. Ne isim ama değil mi? Çoğu incelediğim ürün üst seviye olduğu için haliyle fiyatları da üst seviye oluyordu. Daha fiyat açısından ulaşılabilir ancak dandik olmayan ürünleri de incelemek istedim ki yorumlarda da çok isteniyordu zaten. Ürünün özelliklerine değindikten sonra basit modlama teknikleriyle klavyeden alacağınız sesi de nasıl iyileştirebilirsiniz onu da anlatacağım. 617 şeffaf klavyemiz öncelikle Türk harflerle geliyor. Kutusunda klavyenin kendisini patlatlara sarılmış bir şekilde buluyoruz. Keycap ve switch çıkarıcı, yedek switch'ler ve USB C kablosu da kutudan çıkıyor. Klavye kompakt bir tasarıma sahip, 61 tuş barındırıyor ve %60 dizilimde. Şeffaf tasarımı klavyenin her yerinde görebilmek mümkün. Tüm kasa, plate ve switch'ler tamamen şeffaf ürünlerle tasarlanmış. Böylece RGB'yi sonuna kadar yaşayabiliyorsunuz. Klavye ayrıca hot swap tasarımda. Böylece switchleri kolayca sökebiliyorsunuz. Kutudan da yedek switch çıkmıştı zaten. Hot swap'ın avantajı olur da bir tuşunuz basmıyor veya çift basıyor arızalandı. Arızalı switch'i yenisiyle değiştirebiliyorsunuz. Büyük kolaylık sağlıyor. Açıkçası klavye RGB seviyorsanız ve %60 boyut kullanıcısıysanız bu fiyatıyla oldukça başarılı. Zaten Redragon firması da genellikle uygun fiyatlı ürünleri olan bir firma. Daha önceden belki biliyorsunuzdur. Videoyu yaptığım tarih itibariyle klavye sinerji bilgisayarda 1000 TL fiyattan satılıyor. Şimdi klavyenin temel özelliklerini anlattıktan sonra ucuz malzemelerle nasıl modlama yapabilirsiniz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle klavyenin modlanmadan kutudan çıkmış haliyle bir ses testini yapalım. Daha sonra modlamaya geçip en son modlu haliyle de ses testi karşılaştırması yapabileceğiz. Daha önce birçok custom klavye topladım ve modladım. Klavye modlamada switch'lerin tek tek sökülüp yağlanması gibi modlar da mevcut. Ancak biz kolay ulaşılabilen, ucuz malzemelerle çok fazla para harcamadan modlama yapacağız bugün. İlk önce klavyenin tüm tuşlarını ve switch'lerini söküyoruz. Daha sonra klavyenin plate'te bulunan vidalarını söküp dış çerçeveyi de çıkarıyoruz. Tüm keycap'leri, switch'leri, stab'ları da söktükten sonra elimizde PCB kaldı. Şimdi PCB'ye laptop klavyeleri tozlanmasın diye satılan silikon ince bir malzeme yapıştıracağız. Bu sayede tuşlara bastığımızda daha güzel bir hissiyat ve daha hoş bir ses duyacağız. Silikonu yapıştırdıktan sonra arta kalan yerleri makasla kesiyoruz. Bundan sonra PCB'nin kasaya gelecek yerlerini deliyoruz. Daha sonra switchlerin ortasına da delik açıyoruz. Switchlerdeki iki bakır iğne gibi olduğu için onları takarken kendileri rahatlıkla silikonu delip geçiyor. Onlarda bir sorun olmuyor. Tüm delme işlemini yaptıktan sonra gelelim en ünlü klavye modlarından birine. Tape mod. Tape modda bildiğimiz maskeleme bandı kullanacağız. Kağıt bant olarak da geçiyor. Bunu PCB'nin arka tarafına yapıştıracağız. Ben bugün bir kat yapacağım. Dilerseniz iki veya üç katta yapabilirsiniz. Tape mod klavyenin sesini daha tok yapmaya yarıyor. Pink dediğimiz metalik sesi yutar ve daha tok bir ses almamızı sağlar. Özellikle metal plate veya metal kasa klavyelerde 2-3 kat yaparsanız daha çok fayda sağlayabilirsiniz. Ben bir kat çekmeyi tercih ediyorum bugün. Tape modu yaptıktan sonra kasaya geçecek yerleri ve vida delikleri için uygun delikleri açmayı unutmayın yoksa kasaya oturmaz. Aslında basit ama etkili modlardan biri de kasanın en altını doldurmaktır. Bunun için PE foam yani şilte dediğimiz ürün kullanılabilir. Genellikle ürünler geldiği zaman kutusundan çıkıyor böyle. Bizde bugün çıkmadı pat patla çıktı ama evde vardır başka bir şey de. Onu kullanabilirsiniz veya pamuk kullanabilirsiniz elyaf kullanabilirsiniz. Keçe bantlar var, keçe yapıştırabilirsiniz. Burada önemli olan titreşimi ve ses profilini düzeltmek. Amaç PCB ile kasa arasındaki yani boşluğu doldurup biraz sesi de yumuşatmak. Ancak bizim klavyemizde kasamız transparan, şeffaf olduğu için başka bir şeyler doldurup alt tarafı çok çirkin yapmak istemedim. O yüzden pas geçiyorum bu modu. Diğer kolay ama etkili modlardan birine geldi sıra. Stubları yara bandı modu yapma. Genellikle stublar sağa sola çok sallanırlar. Bu da backspace, enter ve space gibi büyük tuşların hem sallantılı olmasına hem de sesinin kötü olmasına yol açar. Bunun için stubların demirlerinin tam karşı noktalarına, plate'e oturduğu yerlere küçük yara bantları yapıştırıyoruz. Bu arada stabları sökmek için tam yara bandı yapıştıracağımız yerde içeride küçük bir plastik parça var. O plastik parçayı yukarı doğru ittirip stabı kaldırıyoruz. Bu sayede stablar kolay bir şekilde çıkıyor. Ha bir de unutmadan çoğu klavyede fabrika çıkışı olarak stablar yağlı gelir. Yani lublu gelir. Bu böyle beyaz kremimsi bir şey de olabilir veya dümdüz şeffaf yağ da olabilir. Bu klavyede şeffaf yağ şeklinde o yüzden etrafı falan batırabilirsiniz, yağı bulaştırabilirsiniz. Altını peçete falan koyduğunuzu emin olun, dikkatli olun. Stabların içinde yağ olur genellikle. Yara bantlarımızı yapıştırdıktan sonra stablarımızı takıyoruz ve sallantılar geçiyor. Böylece stablı büyük tuşların hem sesi daha güzel oluyor hem de yazma hissiyatları güzel oluyor. Stabları bitirdikten sonra kasamızı toplamaya başlayalım. Switch'leri takalım. Takarken dik taktığınızı emin olun. Tam oturmazsa silikonda olduğu için bakır iğneler yamulabilir. Eğer yamulursa düzeltip tekrar takabilirsiniz, hiçbir sorun olmaz. Bende hiçbir tanesi yamulmadı, kolaylıkla geçti. Tuşları da yerleştirelim ve ucuz malzemelerle klavyemizi modlamış olduk. Bu arada tuşları takarken space tuşunu ters takmanızı tavsiye ediyorum. Yazı var, biraz çirkin duruyor ama bir takın, deneyin. Parmağınızın doğal duruşuna göre space'i kullanmak bu şekilde çok zevkli oluyor. Deneyip kendiniz görebilirsiniz. İsterseniz sonra değiştirebilirsiniz zaten. Dediğim gibi Klavye modlama işinde çok daha derine inip çok daha iyi ses ve hissiyat almak mümkün. Ancak ben basit ve ucuz malzemelerle modlama nasıl yapılır bunu göstermek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.